Sigarası senden. Yapması benden. Lambaya püf de. Ağırlık yapma sen. Otur lan burun. Yok. Anne simit mi aldı? Sus çocuğum, ben sana başka alırım. Ayıp değil mi? Ne rahatsız ediyorsunuz herkesi? Birader bey ne buyurdular? Fazla kaçtınız ama. Kaçmadık, buradayız hanım. İstasyonda polise vereceğim sizi. Ne yapacakmış? Polise verecekmiş. Çık ulan! Doğan'ın terfiyi şerefine. Karısı Cevdet'in başına. Teşekkürler. Şimdi ara haberleri veriyoruz. Esrarengiz katil dün gecede iki kişiyi öldürdü. Üç ayda üç cinayet. Şimdi cinayet masası şeflerinden komiser Necati Polat'la bu konuda basın ilgililerinin yaptığı röportajı yayınlıyoruz. Esrarengiz katil hep kanun dışı kişileri öldürdüğü için halkın ilgisini, hatta biraz garip ama diyebilirim ki sevgisini topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki katil yanlış ve olumsuz bir yoldadır. Çünkü suçlularla savaşmak yalnız kanun ve polisin görevidir. Eğer şu andaki konuşmamızı dinliyorsa kendisinden televizyon aracılığıyla bir ricam var. Bu işten vazgeçip polise teslim olsun. Kendisine insanca davranılacağına yetkilerime dayanarak söz veriyorum. Şu işe bak, polis katili yakalayacağına teslim olmasını rica ediyor. Sizce bu adam deli olabilir mi? Hayır. Karşımızda bir deli olduğunu sanmıyorum. Yaptığının çılgınca bir iş olmasına rağmen. Meçhul katil serserilere savaş açalı, hırsızlık, ırza geçme ve diğer olayların azaldığı söyleniyor. Doğru mu? Hayır, bu doğru değil. Doğru olsaydı bile gönüllü katillere örnek olmasın diye gene aynı cevabı verirdiniz değil mi? Şu anda böyle faraziyeler üzerinde konuşmayı faydalı görmüyorum. İdamlık mahkumları bile öldürse amacımız katili bir an önce yakalayabilmek. Evet. Emniyet Müdürlüğü. Temmuz ayından beri şehirde işlenen cinayetleri ben işledim. Bir dakika ayrılmayın. Komiser Necati Bey'e bağlayın. Cinayetlerle o uğraşıyor. Katil olduğunu iddia eden 25. kişi. Tamam, tamam, anlaşıldı. Tevkifiniz için derhal bir devriye arabası gönderiyorum. Yahu memleketine çok katil heveslisi varmış. Bu paketin üzerindeki adresten Şişli'den alındığı anlaşılıyor. Esrarengiz katilin bu çevreden biri olması kuvvetle muhtemel.
hemen Şişli ve Levent civarında kendi ya da ailesi sabıkalılardan zarar görmüş kimler varsa tespit edin. Başüstüne efendim. Alo, Orhan. Gelmeyince merak ettim. Hasta mısın? Ateşim var biraz. Üşüttüm galiba. Kalkamadım. Kalkmana da lüzum yok. 3-5 gün dinlen istersen. Fena olmaz. Geçmiş olsun. Arkadaşların da selamları var. Teşekkür ederim. Benden de hepsine selam. Kamil Söer. Hırsızlar 300 bin liralık eşya çalmışlar evinden. Hırsızlar bulunmuş, eşyası aynen teslim edilmiş. Basri Koçak. Parasını almak için yolunu kesen serseriler bıçakla alnından yaralamışlar. Failler yakalanmış, mahkum olmuş. Selim Cansu. Tüccar. Kızı kaçırılmış. Fidye istemişler. 55 yaşında. Cinayet işleyecek tip değil. Şoför Ahmet Karlık. Maslak'ta müşteri gibi binip parasını almışlar. Orhan Polat, mimar. 4 ay önce soygun maksadıyla evine girip karısıyla kız kardeşine tecavüz etmişler. Levent'te oturuyor. Geçmişini araştırdınız mı? Meşhur avcılardan Hasan Polat'ın oğlu. Babası öldüğünden beri silah kullanmaktan nefret ediyor. Önemli olan silahtan nefreti değil, iyi silah kullanması. Meçhul katilin bildiğimiz tek özelliği iyi nişancı oluşu. Katil Hasan iki kaşı ortasından vurulmuştu. Trendeki de kalbinden. Bu adamı sen izleyeceksin. 24 saatte bir rapor istiyorum. Başüstüne komiserim. Ötekileri de görelim. Alo. Komiser Necati. Komiserim, ben Hakkı Demirtaş. Orhan Bey şimdi çıktı. Ev boş. Ayrılma, hemen geliyorum. Her tarafı dikkatle arayın. Biliyorsunuz, silahı bulursak her şey çözümlenecek. Sanırım bir ipucu bulduk. Eğer Çiyan Hüsnü'nün bıçağındaki kanla bu pamuktaki kanın grupları aynıysa doğru yolda izlemektir. Hemen laboratuvara götür, tahlil ettir.